Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı, sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda borsaya kote bir şirketin olması gereken değerini ve gelecekteki değeri nasıl hesaplanır bunu anlatacağım. Önce teorik olarak anlatacağım, sonra uygulamalı olarak göstereceğim. Hazırsanız buyurun başlayalım. Bir şirketin bilançosu geldi, bize şu rakamlar lazım. Ödenmiş sermaye rakamı, öz varlık rakamı, esas faaliyet kârı, bir de şirketin son kapanış cari fiyatını bilirsek bu bize yeter. Şirketin olması gereken fiyatı nasıl hesaplanır onu anlatacağım. Bir şirketin olması gereken fiyatını bulabilmek için öz varlığını bulmamız gerekiyor bilanço üzerinde. Öz varlık demek ne demektir? Şirketin uzun ve kısa dönem borçları çıktıktan sonra aktiflerinden kalan varlıklar öz varlıkları gösterir. Öz varlık rakamını buluyoruz. Öz varlık rakamını bulduktan sonra ödenmiş sermayeyi buluyoruz. Ödenmiş sermaye kısaca hisse sayısı diyebiliriz. Öz varlıktan elde ettiğimiz rakamı ödenmiş sermayeye böldüğümüz zaman, yani öz varlık bölü ödenmiş sermaye eşittir şirketin olması gereken fiyatı demektir. Bildiği gibi bir yatırım yaptığınız zaman, mesela bir ev aldığınız zaman, evden evi kiraya verdiğinizde alacağınız gelir, satın alırken verdiğiniz rakamı kaç yılda amorti eder, bunu düşünüyorsunuz. İşte bazı ülkelerde bu 7 yıl, bazı ülkelerde 10 yıl, bazılarında 12 yıl, belki daha fazla olan ülkeler vardır, onu bilmiyorum. Türkiye'de ortalama amorti süresi 10 yıldır. İşte biz şirketin net faaliyet kârını, 10 yıllık kârıyla çarpacağız ve bunu ödenmiş sermayesine böleceğiz. Faaliyet kârını 10 ile çarpıyoruz. Çünkü Türkiye'de amorti süresi 10 yıl olarak kabul edilmekte. 10 ile çarpıyoruz ve bunu çıkan sonucu ödenmiş sermayeye bölüyoruz. Yani formülümüz şu. Net faaliyet kârı çarpı 10 bölü ödenmiş sermaye. Net faaliyet kârı çarpı 10 bölü ödenmiş sermaye bize şirketin muhtemel gelecek fiyatını verecektir. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi. Biraz evvel teorik olarak anlattığım bilgileri pratik olarak, ameli olarak anlatarak size göstermeye. Kap.org.tr'ye girdik. Bildirim sorgularından, bugün gelen bildirimlerden ya da detaylı sorgulamadan gelen bilançolardan birini bulup seçiyoruz. Biz bir bilanço bulduk, bu bilançoyu incelemeye başlıyoruz. Hemen girişte finansal raporlar yazıyor gördüğünüz gibi. Girişte burada görüş var, görüş türü var. Olumlu, bu güzel bir şey. Bazen burada olumsuz görüş olabilir, şartlı olumlu görüş olabilir. Bunlara da iyice bakmak gerekiyor. Bunların da bilançolarda çeşitli anlamları var. Bunun için bilançonun dipnotlarını da okumanız gerekiyor. Bununla ilgili ayrıntılı bir video gelecekte inşallah çekebilirim. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bize lazım olan 3 tane bilgiyi almak için. Neydi bize lazım olan 3 tane bilgi? Teorik olarak anlattığımda da söylediğim gibi ödenmiş sermaye, öz varlık ve faaliyet kârını bulmamız gerekiyor. Evet, finansal tablolar geldi. Burada bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da size ekstra bir bilgi olsun. Bu sunum para birimi TL diyor. Burada bazen de 3 tane 0 olabiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Eğer burada 3 tane 0 varsa şuradaki gördüğünüz rakamların sonuna 3 tane 0 ekleyeceksiniz demektir. Eğer burada 3 tane 0 yoksa bu gördüğünüz bütün rakamlar net rakamlardır. Hesaplarınızı bu rakamlar üzerine değerlendireceksiniz demektir. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bize lazım olan o 3 bilgiyi bulmak istiyoruz. Evet, öz kaynaklar. Öz kaynakları bulduk. Burada rakamını aldık, not ettik. Ödenmiş sermayeyi bulduk, rakamını aldık, not ettik. Geriye kaldı bize esas faaliyet kârını bulmak. Onu da kar zarar kısmına bakıyoruz. Esas faaliyet kârını burada buluyoruz. Rakamını da not alıyoruz.
Burada gördüğünüz gibi rakamları not aldık. Şimdi gelelim hesaplanmasına. Teorik olarak anlattığımda ne demiştim ben olması gereken fiyatın bulunması konusunda? Öz kaynakların, yani uzun ve kısa vadeli borçlar çıktıktan sonra şirketin aktiflerinde yer alan rakamlardan şirkete geriye kalan varlıklar demektir. Ödenmiş sermaye, yani şirketin hisse sayısı. Nominal olarak hisse sayısı demektir. Buna bölümü, yani öz kaynaklardaki rakamı ödenmiş sermayeye bölüyoruz ve şu rakam çıktı. ₺20.99. Şimdi sıra geldi hedef fiyatı bulmaya. Hedef fiyatı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Ben teorik olarak anlatmıştım size. Esas faaliyet karını 10'la çarpıyorduk ve ödenmiş sermayeye bölüyorduk. Niye 10'la çarpıyorduk arkadaşlar? Sebebi şu. Bir yatırım yapılan şey kendini amorti etme süresi vardır. O şeyin Türkiye'de genelde kabul edilen amorti süresi 10 yıl. Biz de hisseleri 10 yılda kendini amorti edecek olarak değerlendiriyoruz. Bazı ülkelerde bu 7 yıldır, 12 yıl olabilir. Ama Türkiye'de genel kabul 10 yıldır. Esas faaliyet karını 10'la çarpıyoruz. Ödenmiş sermayeye bölüyoruz. Ve şu rakam çıkıyor. Ben bir de bu şirketin kapanış rakamını da aldım bugünkü cari fiyatının. ₺31.68. Bu şu rakam arasında fark var. Şu rakam olması gereken şirketin rakamı. Yani şu anda fiyatının gerçekte olması gereken bir rakam. Şimdi olması gereken fiyatı bulduk. ₺20.99. Hedef fiyat da ₺8.80. Cari fiyat da ₺31.68. Şimdi niye bu fiyat yüksek? Defter değeri vardır. Bu şirkete yatırım yapan kişiler şirketin gelecek yıllarda daha çok kar üreteceğini düşünüp ona göre bir beklentisine girmiş olabilirler. İşte siz de bu rakamlardan kendinize göre bir yol çizeceksiniz ve şirkete yatırım yapıp yapmamayı düşüneceksiniz. Ben size sadece balık tutmayı öğretiyorum. Balık getirmiyorum, balık tutmayı öğretiyorum. Benim görevim size bu. Türkiye'de bu formüller nasıl uygulanıyor sorusunun cevabını ben size gösterdim. Karar sizin. Umuyorum faydalı olmuşumdur. Videonun daha sonuna geldik. Umuyorum size faydalı olmuşumdur. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hatta mümkünse kanalımıza arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.